İyi akşamlar sayın seyirciler. Monaco ikincinin stadında ve Galatasaray yarı final kapısını aralamak için sahaya çıkıyor sayın seyirciler. Louis II stadında heyecan dorukta. Ekranlarınızda Uğur, hemen yanında Muhammed vardı ve Galatasaray seyircileri selamlıyor. Çok sayıda Türk var tribünlerde ve Monaco 4 eksikle sahaya çıkıyor. Galatasaray için, Türk futbolu için bir sınav gecesi bu gece. Bakalım daha önceki turlarda başarı gösteren Galatasaray bu turda da aşağı yukarı göründü ki kendisi kadar güçlü olan bir Avrupa takımı karşısında herkes ümitli. Maç öncesi yaptığımız görüşmelerde tüm seyirciler ümitliydi. Ve inanıyoruz ki Galatasaray bu gecede bu stattan Kön rövanşı öncesinde mutlu bir sonuçla ayrılacak. Sayın seyirciler, 2. Louis stadı aslında gerçekten tarihi günlerinden birini yaşıyor. Çünkü ortalama seyirci sayısı 3000'i geçmiyor Monaco'nun lig maçlarında. Hatta kupa maçlarında bile böyle seyirci görmemişlerdi. Özellikle Türk seyircilerinin maça ilgi göstermesi. Bunun ötesinde Avrupa kupalarında hiçbir Fransız takımının kalmaması ve Fransızların tek ümidi olarak Monaco'nun şampiyon kulüplerde yoluna devam edebilme şansı araması bu maçı tribünlerin dolmasına belki sebep oldu. Galatasaray şu anda sahada ve sahadaki dizilişiyle şöyle mücadele edecek. Kalede Simović oynuyor. Geri dörtlüde İsmail Yusuf, Cüneyt Semih var. Orta dörtlüde Muhammed Prekazi, Büyük Savaş, Küçük Bülent, ileri ikilide Uğur ve Tanju. İşte Monaco takımı sahaya çıkıyor ve kaleci Kaptan Ettori başta. Türk seyirciler maçtan saatlerce önce tribünlerdeydiler. Avrupa'nın çeşitli kentlerinden, Türkiye'den, Kıbrıs'tan, adeta dünyanın dört bir yanından buraya Türk seyirci geldi ve Galatasaray'ın başarısını görmek, ona seyirci olarak destek olabilmek için. Monaco takımı Fransa Ligi'nde başarılı değil. Bütün ümitlerini onlar da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki bu çeyrek kupa final mücadelesine bağlamış durumdalar. Ve onların da düşüncesi şu: devler Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde kapışırken Galatasaray'la biz eşit güçle birbirimize düştük. Bundan iyi yarı final fırsatı olmaz diyor onlar da. Bunu hem Galatasaray için söylüyorlar hem de kendileri için. Üstelik Monaco'nun biliyorsunuz 4 as futbolcusu şu andaki kadroda yok. Ettori takım kaptanı başta. Monaco'nun bu karşılaşmada ilk 11'i şöyle: kalede Ettori oynayacak. Geri dörtlüde Valeri, Sonor, Batiston, Amaros. Orta dörtlüde Puel, Pulen, Ferraç veya ileri ikilide Hatoulay ve Fofana var. Fransız gazetelerinin büyük bölümü bugünkü maçla ilgili olarak takımlarının başarılı olabilmesi için maçı çok ciddiye alması gerektiği konusunda birleşiyorlar. Evet, iki takım daha sahaya çıkıyor. Peter Pauli ortada, federal Alman hakem. Biraz sonra mücadele başlayacak. Sizlere haber bültenlerimizde de iletmiştik. Bu stat maçtan iki gün önce kapatıldı, tamamen arandı ve iki gün bu stada kimse yaklaştırılmadı. Sadece dün akşam Galatasaray'a özel izinle antrenman yapması için izin verildi. 45 dakika. Bugün de seyirciler didik didik arandılar. Ve işte iki takım orada da biraz sonra yarı final yolunu ilk raundunda Galatasaray'ın iyi bir sonuçla dönmesi dileğimiz. Peter Pauli ortada, Cüneyt ortada, Ettori hemen karşısında ve Cüneyt ilk yarıda yanılmıyorsam Türk seyircilerin oturduğu kalenin kaleyi seçtiğini bildirdi. Hayır, Galatasaray bana göre sağımda kaldı.
Monaco'nun arkasındaki kale arkasında Türk seyircilerin olacak ilk yarıda. Uğur topun başında. Tanju hemen yanında. Tanju da Monaco'da özel ilgi gören futbolcularımızdan biri. Monaco takımının hücum organizasyonlarını organize eden Hodl'un olmaması büyük eksiklik olarak gösteriliyor ve bu görev bugünkü karşılaşmada Ferrac'a verildi. 8 numarayla oynuyor. Oyuna Galatasaray başlayacak. Dieter Pauli kronometresini ayarlıyor ve maç başladı. Uğur. Uğur atakta. Amaros'u geçti ama faul. İlk atak Galatasaray'landı. Faul ile kesildi. Amaros karşısında yine Uğur var. Valeri. Büyük savaş karşıladı. Semih ve Taç Monaco'nun. Valeri Hatırlay'ı sektirdi. Cüneyt. Tanju. Faul. Lehimize. Dieter Pauli atışın yapılacağı yerin hemen yanında. Bekazi oynadı. Ferhat yerde faul. Batiston uzun oynadı. Monaco'nun Bülen kullandı veya yeniden Bülen. İsmail Bülen mücadelesinde İsmail başarılı ve topu çıkarıyor. Uzun pas Taç. Uğur görüntüde. Hareket faul. Muhammed faul yaptı. Amaros topun başında. Atele'yi aşırıyor ve out. Karşılaşmanın 3. dakikasındayız. Monaco 0, Galatasaray 0 ve top Simovic'in ellerinde. Batiston Uğur, Tanju kaptı. Şimdi büyük savaş. Yusuf. Uğur müsait durumda. Başarılı. Şimdi Tanju hayır çeviriyorlar. Tanju'ya doğru geliyor. Tehlike devam ediyor. Muhammed bırakmadı. Batiston ve büyük bir fırsat kaçırdık. Büyük bir fırsat kaçırdık. Tam aradığımız pozisyondu. Valeri Atalay aşırdı. Yusuf. Faul var. Yusuf'a faul yaptılar. Rekazi. Uğur araya girdi. Bir anlaşmazlık oldu ve topu kaybetti. Veya
alttan seken top Ferhat'ın pasıyla Gülen ve kapıyor Büyük Savaş. Uğur boş sağ tarafta, Pekazi'nin ayağında top. Şimdi Semih, Büyük Savaş. Büyük Savaş. Saç Monaco'nun Puel kullandı. Tekrar Puel. Semih var karşısında. Ferhat. Şimdi Batiston Fransız milli takımında defalarca oynadı. Ettore de yine Fransız milli takımında oynayan futbolculardan biri. Valeri Hatley'den önce, bravo Cüneyt. Şimdi Tanju vurdurmuyor Batiston. Büyük Savaş, Uğur offside. Ferhat. Semih. Semih'e yapılan hareketler. Altıncı dakika ve Galatasaray net bir gol pozisyonu yakaladı bu 6 dakika içinde. Birlikteydik. Kullanamadık ama daha iyi görünen takım sarı kırmızılılar. Yusuf. Kimse yok Yusuf'un topu attığı yerde. Valeri ve kaleci Ettore. Ettore Monaco takımının en yaşlı futbolcusu, 34 yaşında. Şimdi Batiston. Sonor'un pası veya Fofana Hatley'in pasıyla Gülen. Ara pası çok tehlikeli. Hatley ortalıyor. Simović. Bravo Simović. Pekazi koşmadı. Puel. Top elinde bekliyor. Batiston. Sonor. ...27 yaşında Sonor. Döndüğü tecrübeli futbolcu Batiston'a bıraktı. Semih Valeri'den önce topu saça gönderdi. Veyah var Valeri'nin önünde, onu atmadı. Şimdi Puel. Sonor. Bir boşluk var ama yetişemez. Evet, out. Simović. Galatasaray takımı orta yuvarlığa kadar çıktı. Uğur. Valeri karşıladı. Veya Rekazi çeviriyor başarıyla. Semih top oyunda. Veya kaptı. Muhammed ve Büyük Savaş kazanıyor. Büyük Savaş Ferhat'la mücadelede. Büyük Savaş. Tanju offside. Tanju offside durumunda. Sonor. Veya Valeri kaçtı. Yusuf kademede. Ve taç. Dakika geride kaldı. Galatasaray Köln öncesindeki mücadelede Monaco karşısında 0-0 beraberliği götürüyor. Valeri
Muhammed karşısında yeniden taç. Valeri Savaş. Savaş'ı geçti. Ve bizim için başarılı bir vuruş bizim açımızdan. Taç. Bülent taç atışını kullandı. Küçük Bülent. Günlerdir kamuoyunda Mustafa Denizli'nin gizlediği 11. adam Küçük Bülent. Bugün öğleden sonra 11. adam olarak ismini açıkladı. Yusuf kullanıyor. Amaros karşıladı. Muhammed önleyemedi ama Rekazi şu anda topa hakim. Kaptırdı. Ara pası. Veya ve top dışarıda, korner. Fofana topla geliyor. Fil dişi sahilinden bir futbolcu atışı kullandı. Tehlike büyük. Cüneyt karşıladı. Şimdi Prekazi. Prekazi bunu nasıl yaptı? O da kendisi de şaşırdı. Serac topu kaptı. Şimdi Batiston. Önünde Puel vardı. Veya ve top dışarıda. 16. dakikayı geride bıraktık. Monaco 0, Galatasaray 0. Biliyorsunuz bu karşılaşmanın rövanşı 15 Mart'ta Federal Almanya'da Köln'de oynanacak. Galatasaray'ın bir maç için aldığı ceza nedeniyle. Simovic zaman kazanmak istedi ama sakatlığı sürüyor Simovic'in. Cüneyt kullandı. Yusuf topu kapan ve uzaktan şut deneyen Ferhat out. Günlerdir oynayacak mı oynamayacak mı tartışması süren burada tabii Monaco'da Hodul sağ kenarında bu görev Ferhat'a verildi. Hücum organizasyonu görevi. Şu ana kadar bir etkinliğini göremedik Serac'ın. Taç atışını Selih kullanıyor. Muhammed atak yaptı. Onu atabilecek mi? Atamadı. Uzun bir taç atışı ve yeniden kullanacağız mı? Bu evet. Faul diyor Dieter Pauli. Rekazi topun başında. Tanju arka direkte. Uğur ön direkte. Muhammed orada. Rekazi'nin falsolu paslarından biri mi? Hayır, ara pası. Semih şimdi ortalıyor. Tanju geriden diliyordu Cüneyt. Bülent ve Yusuf. Galatasaray yeniden atak yapıyor. Batiston karşıladı. İsmail arkasında. Bir uzun top daha ve Tanju atak yapıyor. Kaleci Ettore. Ule'nin pası Ferhat. Ferhat ortaladı. Tehlikeli bu toplar. Ve Galatasaray çıkarıyor topu. Bekazi kaptırdı. Kaptırdığı topu da kaptı ama yeniden kaptırdı. Well, şimdi Sonor. Ve Fofana'nın
ve Tanju o çok iyi bildiği şeyi yapıyor, çok iyi ezberlediği hareketi yapıyor ve topu ağlara gönderiyor. 1-0 öndeyiz artık. Fofana, İsmail mücadelesi. Fofana ortalıyor, yapmayın aman. Çünkü gol sonrası dakikalar hep tehlikelidir. Bravo senin, bravo senin. Bu arada bir sert hareket var. Senin yerde ve ıstırap içinde kıvranıyor. Galatasaray 1-0 öne geçti 19. dakikada. Aslında 19. dakikanın da son saniyeleriydi. Ve bugün gazeteler Tanju'nun röportajlarıyla doluydu. Bu arada sakatlandı. Pozisyonu Semih'in bir kere daha izledik. Semih kalktı. Simovic. Mustafa Denizli Simovic'in yanında. O da tabii böyle önemli bir maçta kalecisinin durumunu merak etti. Gitti, konuştu. İşte görüyorsunuz 21. dakika ve kral konuştu. Galatasaray 1, Monaco 0 hem de Monaco'da. Yusuf. Yine Tanju. Uğurmuş'a kaçtı. Açmadı top bir an için. Rekazi. Hatalı pas. Ferhat topu taşıyor, önünde boşluk var ve dışarıda top. Ferhat görüntüde. Yusuf topun başında. Savaş. İsmail sağda boş, bekletmiyor. Büyük Savaş atak yaptı. İsmail bir kez daha karşıladı. Rekazi. Ferac'ın pası. Valeri. Defanstan çıkıyor Valeri. Hatalaya doğru tehlikeli. Veya yine Hatalay'ı kopan arkasında Simovic ve aldı. Degajdan sonra da çekiyor. Mustafa Denizli ellerini açtı. Bu bir talihsizlik mi diyor sağ kenarında. Sizler göremiyorsunuz ama. Şimdi Fofana, Uğur geldi. Bir futbol mücadelesi. Top arada kaldı. Fofana yerde ve faul. Amaros topun başında. Atalay'a doğru geliyor. Çekti ve korner. Yirmi dördüncü dakika. Galatasaray Tanju'nun attığı golle 1-0 önde Monaco karşısında. Seyirciler Türkiye, Türkiye diye bağırıyor. Ve Fofana korner atışını kullandı. Simovic için kolay toptu ama ne olur ne olmaz dedi Cüneyt. Ferhaç'tan da Uğur dokundu taç. Valeri. Bu elden ve son olarak da Demir'den çekti taç. Valeri. Ferhaç. Batiston. Bu arada Semih'in hareketi faul. Peter Pauli'ye göre. Rekazi centilmenlik yaptı. Topu faulün yapıldığı yere bıraktı.
Şimdi Ferhat topun başında. Falsolu bir vuruş. Ve kaleci Simovic'in ellerinde. Patiston karşıladı. Şimdi Frekazi, Ferhat, Yusuf ve Tanju boşa kaçtı. Amaros Tanju kaptı. Tanju kaptı ama kontrol edemedi. İsmail Uğur'la paslaştı. Tekrar İsmail Uğur. Taç Monaco lehine. Fofana sektirdi ama faul diyor Dieter Pauli. Amaros. Şimdi Patiston. Tanju aralarında Valeri. Hatley. Yusuf'u geçti ama Muhammed kademede. Muhammed özel bir görevle sanki. Nerede boşluk var orayı kapatıyor. Şimdi Uğur. Patiston önledi. Tanju. Faul. Faul. Uğur'un hareketi. Patiston. Valeri. Tekrar Patiston. Valeri. Ferhat'tan önce Yusuf. Yusuf ve büyük savaş şimdi. Bu el karşısında. Bu el bırakmadı büyük savaşı. Valeri kullandı. Ferhat. Tekrar Valeri. Patiston ve Muhammed kaptı. Uğur atakta. Araya atacak mı? Atamıyor. Offside zaten. Offside'den önce de bir faul tepkisi. Dieter Pauli lehimize. Uğur için. Uğur'un böyle yarı sahayı boş bulup rakibinin süratiyle çok rahat geçtiği pozisyonlardan biriydi. Yusuf kullandığı faul atışını. Tanju'dan önce kafayı vuran Conor ve korner. Korner. ...28. dakikadayız ve 20. dakikada Tanju'nun attığı golle Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Monaco karşısında Galatasaray 1-0 galip oynuyor. Demin korner atışı için gitti. Frekazi geldi. Pas açacaklar mı? Çünkü antrenmanlarda kısa pas çok yapıyordu. Evet, yine pas açtılar. Ferhat bir çalım. İkinci çalım. Bir zerde orada bir korner daha. Frekazi'nin yaratıcı futbolunun getirdiği beklenmedik hareketler. Bu defa Frekazi kullanıyor korneri. Dışarıya bir orta. Büyük savaş. Büyük savaş. Bu Mustafa Denizli'nin tuzağı ama olmadı. Büyük savaş yıllardır bu mesafelerden kalecileri beklenmedik biçimde avlayan bir futbolcu. Rapitini attığı gol bu yılın kupa mücadelesinde hafızalarda henüz. Bu arada Galatasaray defansı kademede. Hatalay, Ferhat ve topa yapılan bir hareket Cüneyt'ten. Top taça çıkıyor. Ferhat rakibini yanıltmak isterken Frekazi kaptı. Yetişebilirse, hayır yetişemiyor. Well bıraktı. Valeri kullanacak. Ferhat. Rea dokundu. Şimdi Ferhat görüntüde.
Hatalay ve Fofana bu toplarda tehlikeli oyuncular. Son orada geldi defanstan. Falsolu çıkarıyor dışarı defans. Ve Taç. Taç Galatasaray lehine. Kullandı. Valeri karşıladı. Büyük savaştan Güell. Bir boşluk var. Leah'ın pası. Güell ortaladı. Fofana ve topu kapıyoruz. Muhammed. Leah. Serac. Muhammed bırakmadı. Bravo. Frekazi. Frekazi ters tarafa bir top. Ve şimdi Uğur offside durumunda. Galatasaray bir an çok çabuk oynadı. Fofana büyük çıktılar. Faul var. Fofana topun başında. Amoroz hemen yanında. Ve Hatalay ceza sahası içinde. Hatalay'a doğru geliyor. Tanju işte defansa bu defa. Uğur büyük savaş mı? Şimdi İsmail açıyor. Frekazi. Frekazi Uğur offside durumunda. Atmadı. Şimdi Arapası sonor kademede. Batiston. Boşluk var Ferac'ın önünde. Yusuf karşılıyor. Simović için kolay top sakat olmasa ama Simović bunu da başardı. Hatalay altında kaldı Simović'in. Biraz önce benzeri bir pozisyonda Simović kalmıştı. Hatalay yerde. Pozisyonu bir kere daha izliyoruz. Ayağı sakat olmasına rağmen Simović dengeli. Hatalay'ın hareketi aslında tehlikeli ve faul. Maçın 33. dakikasına geldik sayın seyirciler. Biliyorsunuz 20. dakikada Tanju'nun muhteşem golü var. Ve Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler çeyrek final ilk maçında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Hatalay'ın tedavisi sürüyor oyun alanı içinde. Sayın seyirciler, tribünlerde 4000'e yakın, 3500-4000 arası bir Türk seyirci var ve şu ana kadar oynanan futboldan da sonuçtan da memnunlar. Sarı kırmızılı bayraklar. Stadın büyük bölümünde hakim. Monaco tribünlerinde sessizlik var. Ve Yusuf da yardımcı Hatalay'ın tedavisi için sağ kenarına aldı. Monaco şu anda 10 kişi durumda. Savaş sağ kenarından talimat alıyor. Muhammed. İsmail kaçtı. Fofana. Fofana atak yaptı. Cüneyt karşılıyor. Fofana süratli. Bravo Simović. Bravo Simović.
bir an kalesini boşaltmıştı tehlike büyüsü ama döndü ve önledi tehlikeyi. Wenger görüntüde, Arsene Wenger, Monaco teknik direktörü. Hatay'ın durumunu merak ediyor. Devam edecek mi, etmeyecek mi? Ferhat köşe atışı için gitti. Atış kullanıldı. Simović, evet, tek yumruk ve ceza sahası dışında tehlike. Uğur sezdi topun nereye gideceğini. Şimdi Pekazi, şimdi Sanju mu? Çok uzun bir pas. Ettore Batiston'la başladı. Saç atışı Galatasaray lehine ve bu arada maçın 36. dakikası içindeyiz. 1-0'da galip oynuyoruz. Valeri karşıladı. Ferhat, İsmail aralarında, şimdi Batiston. Bir uzun top, tehlikeli bu. Fofana'ya. Karşısında küçük Bülent. Ara pası. Bravo Yusuf, bravo. Gerçek bir tehlike önledi ve şimdi atak başlıyor mu? Hayır, saç. Bu dakika kadar Galatasaray orta sahada kaptığı topları çok çabuk değerlendirdi. Bazen böyle yerini bulmayan, kontratak için elverişli olmayan paslar çıkıyor ama aceleden olsa gerek. Şimdi Amaroz, Batiston, Sonor paralelinde ona bıraktı. Tekrar Batiston ve Ettore. Hatay kale arkasında zorlukla ayakta duruyor. Simović. Sanju ve Sonor. Kaleci Ettore'ye bir geri pas oldu. Sonor kullandı faul atışını. Batiston uzun oynadı. Cüneyt arkadaşlarının olduğu yere attı pası. Tekrar Cüneyt. Bir de çalım Ferhat'a. Bir uzun pas Uğur. Uğur geriden Prekazi'ye. Sanju sağda boş. Prekazi sokuluyor. Düşmedi. Bir çalım ve şimdi Semih. Prekazi ve Uğur geliyor. Hayır, kaçtı. Kaçtı. Sanju kovalıyor. İsmail. Top kaldı aralarında. Şimdi Prekazi. Muhammed'e atmak istedi ama başarısız. Küçük Bülent. Valeri karşıladı. Şimdi Cüneyt ve Uğur yakalarsa mı? Hayır. Daha önce bir faul var. Bu arada Hatemi oyuna giriyor. Amaroz ve Sonor. Batiston. Valeri. Büyük savaş karşısındaydı. Puel. Tekrar Valeri. Atene yanında vermedi. Büyük savaş saca dokundu. Puel. Muhammed karşısında. Ferhat. Dieter Pauli oynatıyor ve topla dışarı gidiyor. İlk yarının bitmesine sadece 5,5 dakika kaldı. Ve 20. dakikada Tanju'nun golüyle Galatasaray 1-0 galip oynuyor Monaco'da. Sakatlığından sonra Simović avut atışlarını Yusuf'a bıraktı. Yusuf kullanıyor. Amaroz atak yapıp almaya çalışan İsmail'di. Küçük Bülent. Fofana kaçtı. Küçük Bülent ortayı yapıyor. Simović geliyor.
veya eliyle mi aldı? Simović karşılıyor. Ve Simović de aynı işareti yapıyor. Eliyle aldı diyor. Ama korner. Evet, Simović Leah'ın topu eliyle aldığını Peter Pauli'ye işaret etmek istiyor ama korner atışıyla oyun devam edecek. Fofana topun başında. Kafayla büyük savaş çıkardı Taç. Yine Fofana. Ferhat Fofana. Tanju. Bir hatalı pas. Batiston uzun oynadı. Simović için kolay top. Valeri. Büyük savaş. Muhammed Boş ortada. Sağ tarafta küçük Bülent Boş şimdi. Evet. Bir uzun top daha Uğur'a doğru. Ofsayt bayrağı havada. Kaleci Ettore. Büyük savaş. Valeri. Veya. Ferhat. Muhammed. Kaptı topu, tereyağından kıl çeker gibi aldı ve büyük savaşa bıraktı. Ara pası iyi karşıladı Amoros. Tehlike büyük olacaktı ama İsmail bırakmadı. Amoros. Faul. Cüneyt'in hareketi. Amoros geri pas olarak kullandı. Sonor. Şimdi Valeri. Sonor. Bravo senin. Bekazi. Valeri'de kaldı ama seni bir kez daha müdahale etti. Uğur. Uğur son haftalarda çok fazla olur ancak faul ile durdurulur. Cüneyt Galatasaray kaptanı atışı kullanacak. Bıraktı Yusuf'a. Tanju topun olduğu yere doğru gidiyor. Kaleci Ettore. Evet. Ettore 6 adımdan çok fazla attı. Tanju'nun hareketini kusurlu buldu. Dieter Pauli. Fofana arkasında küçük Bülent. Amoros topun başında, Fofana yanında. Fofana full eli bir futbolcu. Topla seri hareket ediyor. Şimdi ayağında top. Hatley sekti Ferhat'tan. Well ve out. İlk yarının son dakikası. İlk yarının son dakikası ve 2. Louis tadında Galatasaray 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. 20. dakikada Tanju'nun attığı golle. Türk taraftarlar mutlu kale arkasında şarkılar söylüyorlar. Zaman zaman Türkiye diye bağırıyorlar. Zaman zaman Galatasaray diye bağırıyorlar. Ama Monakolu Fransız taraftarların sessizliği var tribünlerde. Veya ve Yusuf başarılı. Top tehlikeli biçimde kaldı orada Veya. Bravo Semih. Taç.
rakip takıma veriliyor. Puel, Ferhat, Hathaway ve rahat bir top küçük Bülent'ten Simovic'e. Sanju. Sonor hata sürdürüyor. Fofana'dan seçti. Çarşılayan Yusuf. Bravo İsmail, bırakmadı, çıkardı. Şimdi bir atak hazırlığı var. Belirdiler. Tekrar İsmail. Matiz son. Tekrar Matiz son. Boşta kaldı. Ferhat'tan seçti. Fofana tehlikeli. Ve dışarıda korner. Son dakika, hatta 46 dakika gösteriliyor skorboard'ta ama iki sakatlık var. Biri Simovic'in, biri Hathaway'in. Ferhat topun başında. Simovic çıktı başarılı. Ferhat. Valeri. Sanju karşısında Uğur çekiyor top. Patisson. Amaros. Ferhat. Veya vuramadı. Bu elde başarısız vurdu. Out. Artık ilk yarının son anları. İlk yarının son anları. Galatasaray 1-0 önde. Biraz önceki pozisyonda topu dışarı vuran bu el görüntüdeydi. Yusuf kullandı out atışını. Rekazi. Rekazi topu saklıyor bu dakikalarda. Ama kaptırdı. Yusuf son dakika artık izleri için tribünlere yolladı topu. Gider Pauli düdük ağzında bekliyor. Bu arada Mustafa Denizli ikaz etti oturması için. Patisson. Uğur var karşısında. Bir savaş karşıladı. Sonor. Kaleci Ettori. Ve ilk yarı sona erdi. Monaco 2. Louis stadında ilk yarı sona erdi. 20. dakikada Tanju'nun attığı golle Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçının ilk yarısını 1-0 önde ve mutlu olarak soyunma odasına dönüyor. Evet, karşılaşmanın ikinci yarısının henüz ilk dakikası içindeyiz. Bu arada Monaco takımında bir oyuncu değişikliği var. Hathaway çıktı, Hodul oyuna girdi. İlk yarıda Hathaway sakatlanmıştı. Bu arada savaşın hareketi Dieter Pauli Galatasaray lehine verdi, savaşa yapılan hareketi. Hodul dizlikle oynuyor. Uzun süredir sahalardan uzaktı. Son 6-1 kazandıkları ve 4. lig takımına karşı Hodul'u denemişti Wenger. Şimdi büyük savaş. Semih. Ferhat. Dieter Pauli avantaja bırakmadı. Oyunu durdurdu. Semih de gitti, özür diledi.
Hoddle topun başında. Sonor savunmadan artık çıkıyor. Takım 1-0 yenik duruma düşünce sık sık ataklara katılmaya başladı. Bu da bizim gol yollarımız açısından bir avantaj tabii, iyi kontrol edilirse. Semih atışı kullanıyor. Galatasaray ilk yarıdaki 11 ile devam ediyor. Monaco bir oyuncu değişikliği yaptı sadece. Hatemen yerine Hodul'u aldı. Yusuf. Sancho atak yaptı. Valeri arkasında. Şimdi İsmail. Ve faul kazanıyoruz. Amaros'un hareketi faul kazandırıyor Galatasaray'a. İsmail topun başında. Uğur gitmedi topa. Rekazi bıraktı. Muhammed. Savaş şut pozisyonu arayacak. Muhammed. Şimdi Savaş ofsayt durumunda. Atışın yerinden yapılmasını işaret etti. Batistan hemen başladı. Hodol. Küçük Bülent başarıyla topu kontrolüne aldı. Dışarı çıkmasını sağladı. Ve Simovic. İlk yarıda üst üste başarılı kurtarışlar yaptı. Galatasaray'ı rahatlattı. Tanju'nun 20. dakikadaki golü geldi. Ve Galatasaray 9. dakikaya girerken 1-0 galip oynuyor. Şimdi Uğur. Uğur, Hodul'un hareketi sert. Faul Galatasaray lehine. Biliyorsunuz bu karşılaşmanın rövanşı Köln'de oynanacak 15 gün sonra. Peter Pauli Uğur'un tedavisinin dışarıda yapılmasını işaret ediyor. Mustafa Denizli bu arada hemen fırsattan yararlandı. Muhammed'e gördüğü eksiklikleri iletti. Sağ kenarında ve Uğur kalkıyor. 50. dakikadayız. Galatasaray 1-0 galip. Cüneyt topun başında. Sancı'ya doğru atmak istedi. Şimdi İsmail. Karşısında Amaros var. İsmail başarılı. Amaros müdahale ediyor. Küçük Bülent'ten sekti. Saç. Fofana Küçük Bülent pozisyonunu bozdu. Veya Fofana Yusuf bırakmadı. Bravo Yusuf. Fofana Bruges maçının kahramanı ve Monaco'yu bu tura taşıyan futbolcu, attığı gollerle. Amaros ortalıyor. Semih Ferhat içeri çevirdi. Bravo Yusuf, bir kez daha çıkardı. Bir röveşata denemesi, tehlikeli hareket. Ferhat veya yerden vuruyor. Simovic kurtardı. Bravo Simovic. Bir an boş kalmıştı veya. Hodul. Hodul ortasını yapıyor. Cüneyt çıkardı. Rekazi uzaklaştırıyor. Bu dakikalarda Galatasaray'ın biraz rakibini uyutması gerekiyor. Çünkü ikinci yarı hızlı başladı Monaco. Bir faul var. İstemeden yapılan bir hareket. Ferhat yerde. Sarı kart gösteriyor Muhammed'e. Peter Pauli. Dakikalar ilerliyor. Galatasaray 1-0 galip. Bu arada Sonor'la Uğur arasında bir tartışma var. Peter Pauli pozisyonun bir hayli uzağında. Batiston topun başında. Sonor'da izlediniz. Geldi penaltı noktasına. Hava toplarında etkili bir futbolcu, bir savunma oyuncusu. Batiston atışı kullanacak. Pauli içeriye çevirdi. Top boşta. Sonor tehlikeli hareket. Ceza sahası içinde lehimize bir endirekt serbest vuruş doğuyor. Sonor görüntüde. Bugün Tanju'yu marke edecekti. Tanju'yu marke edemeyince hatasını gelip Galatasaray kalesinde gol aramakla telafi etmeye çalışıyor.
Sancho'dan seken top Ettore'de. Cüneyt. Bir sert pas ama kimse yok. Batiston Frekazi karşısında. Valeri ile bir savaş mücadelesinde top taça çıkıyor. Honor topun kullanan oyuncu Hodl çevirdi. Kaleci Simovic çıktı ve aldı. Batiston karşıladı. Hodl bir uzun top. Fofana atak yapıyor, çekti veya son dokunan küçük Bülent. Top dışarıda. Küçük Bülent ve veya yan yana. Amaros kullanıyor köşe atışını. Kroviç çıktı, kale boş oldu, çıkardı. Muhteşem bir hareket ve Yusuf mutlak bir gol önledi. Mutlak bir gol önledi Yusuf. Çizgi üzerinden. Bu dakikalar tehlikeli. Galatasaray'ın biraz oyun ağırlığını koyması lazım. Cüneyt Fofana'dan söktü topu. Bekazi, Uğur boş ters tarafta bir uzun top. Sancho daha önce. Batiston, Muhammed geldi aldı. Tehlike var ve bir kick kazanıyoruz. Hayli kritik bir yerden. Galatasaray üst üste kalesinde büyük tehlikeler atlattı. Tehlikeyi karşı kaleye taşımak zorunda. Uğur topun başında. Rekazi, tam Rekazi'nin değerlendirdiği nokta, değerlendirdiği mesafe ve açı. Sancho da orada. Der Pauli 9 metre 15 santime çekiyor Monaco barajını. Maçın 55. dakikasındayız. Rekazi, Uğur, Sancho hangisi kullanacak? Rekazi sol ayağıyla vurur mu? Bıraktı. Sancho vurdu ve gol mü? Gol olması lazım. İçeriden çıktı. Tehlike devam ediyor. Sancho hayır kaçtı bu fırsat. Ve incelenmesi gereken bir pozisyon. Top bence içeriden döndü. Bilemiyorum ağır çekimde göreceğiz mi? Etrafında Monakolu seyirciler elleri yanmış gibi ellerini çırpıyorlar. Böylesine muhteşem vuruşa yazık oldu. Yazık oldu. Galatasaray tehlikesi devam ediyor. Veya çıkardı. İsmail, faul var mı? Hayır diyor Dieter Pauli. Veya offside durumundaydı Sancho. Oyun devam ediyor. Ferhat deliği kapatmaya çalıştı. Yusuf da orada. Ferhat olsa da Yusuf karşıladı. Bir de topu uzaklaştıran mükemmel hareket. Tehlike kalemize gelmeden geri dönüyor. Muhammed karşıladı. Şimdi Puel ve Uğur tehlike önlüyor. Büyük savaş. Sancho boşa sağa doğru atak yaptı. Solda Frekazi bir uzun geri pas son oradan tehlikeyi karşıladı. Amaros. Şimdi Fofana. Karşısında Bülent vardı. Yusuf açığı kapattı. Sonra da tehlikeyi uzaklaştırdı. Büyük savaşta. Sancho aynı hizadalar, kurallara göre offside. Sonor. Ferhat. Hodl. Puel. Ferhat. Ve seni başarıyla kaptı. Rekazi. Sancho koşuyor ama yetişmesi imkansız. Fofana.
Bülent'i geçti. Fofana büyük savaş göğsüyle aldı. Oyun devam ediyor. Büyük savaş Tanju müdahale etti. Batisto'nun karşılamasını önledi. Amaros kullandı. Puel ve Muhammed'in hareketi başarılı. Trekazi Uğur atak yaptı, uzun bir top. Batiston kontrolünü aldı ve tehlikeyi savuşturdu. Tekrar Batiston. Sonor. Hodou. Orta sahada bir an boşluk var. Amaros çıktı. Bravo İsmail, mükemmel hareket. Aslında biraz da faul yaptı. Ve Peter Pauli oyunu durdurdu. Amaros topun başında. Odol bu el vuruyor. Simovic de zaten bırakıyor dışarı gitsin diye. Puel görüntüde, Yusuf kullanıyor kale atışını, bir hayli uzun ve Sonor yetişti. Odul atak yaptı, Yusuf karşıladı, Taç. ...59. dakika içindeyiz. Tanju'nun 20. dakikadaki mükemmel golü var. Ve Galatasaray 1-0 galip oynuyor. Simovic çıktı. İsmail, Ferhat, kimse yok. Galatasaraylı dolu orada. Seyirciler ayakta ama Galatasaray kalesi için tehlike yok. Amaros hemen kullandı. Veya Uğur kontrol etmeye çalışıyor. Hodul. Bu elin pası. Batiston da savunmadan çıkmaya başladı. Ve kale arkasına giden bir top. Sayın seyirciler, maçın 60. dakikası. 3-2'lik bölüm geride kaldı ve Galatasaray 1-0 önde. Monaco takımında panik başladı. Çünkü zaman zaman Sonor, zaman zaman Batiston ikinci yarıda savunmayı bırakıp ikisi birden çıkmaya başladılar. Sadece Valeri'ye bırakıyorlar orayı. Bu bizim için büyük bir fırsat. Hele kontratağa uygun, kontratağa dayalı, bunun provalarını yapmış bir Galatasaray için bir ikinci gol beklenebilir. İnşallah diyoruz. Ve Fofana'nın hatağı var bu arada. Yusuf ve korner. Amaros korner atışı için gidiyor. Simovic kalesinde dikkatli. Kullandı artık. Simovic geliyor. Çıkardı. Ferhat vurdu. Ve Fofana top dışarıda. Out. Monaco bütün hatlarıyla geliyor. Galatasaray kalesinde tehlikeler var. Oyunu ağırlaştırmak zorunda sarı kırmızılar. Topu orta sahaya taşımak zorunda. Yusuf kullanıyor. Tanju aşırdı. Batiston karşıladı. Amaros. Hodul. Puel. Ferhat sağ taraftan boş. Onu attı. Semih karşılamaya çalışıyor. Büyük savaş. Sonor yine savunmayı bıraktı gitti. Bir korner kararı var. Ferhat kullanacak. Tanju da geldi kale sahasının köşesine. Bir uzun top ve topu kapan Muhammed. Solda Trekazi, sağda Uğur boş. Trekazi daha sağda küçük Bülent gol kovalıyor. Küçük Bülent'e kadar gelen bir top mu? Ettore çıktı ve dışarıda
dışarıda diyor, hayır içeride diyor Peter Pauli, oysa bir hayli dışarı çıkmıştı. Cüneyt, İsmail kaptı. Sanju'dan önce karşılıyor Valeri. Sonor, Ferhat, Semih var Sonor'un karşısında. Şimdi Buel, Buel, bravo İsmail. Opana daha önce dokunan ve açan İsmail. Amaros, Hodol, Uğur karşısında. Hodol, Semih, Büyük Savaş ve korner. Galatasaray tek başına Trekazi'yi ileride bıraktı. Savunmada şu anda Ferhat kullandı ve dışarı giden bir top out. 64. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Sanju sektirdi, İsmail kovalıyor, Amaros kalecisiyle yardımlaştı. Veya vuramadı Cüneyt. Muhammed, Muhammed iyi sıyrıldı, kaptırmazsa Puel atak yaptı. Amaros, İsmail mücadelesinde kasıt yok. Amaros yerden kalkıyor. Fofana, Bülent karşısında bıraktı Yusuf'a, Yusuf karşıladı. Fofana yerde. Fildişi sahilinden gelen ve Fransa'da futbol hayatını sürdüren Fofana ile Veaha, bizim Afrikalılar diyor Fransız basını. Amaros taç atışını kullandı. Fofana ve Sanju rakibine çarptırmak istedi. Peter Pauli de haklısın kral dedi ve topu Galatasaray'a verdi. Veya ceza sahası içinde bir elle oynama var, yan hakemin işareti ve Peter Pauli de tespit ediyor. Veya karambolde topu eliyle çıkarmak istedi. Evet. Serbest atışı Simovic ve Küçük Bülent kullandılar. Bu arada 71. dakika içindeyiz. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyeti sürüyor. Amaros'un bir ters vuruşu Matisson karşıladı. Tekrar Amaros. Muhammed atak yaptı, aldı. Bir de Paul ile karşılaştı. Paul. Biliyoruz Galatasaray Monaco'nun o ikinci yarıdaki hızını kesmiş olsun. Topu rakip yaralarına kadar taşıdık. Sanju elini kaldırdı, bana doğru atlıyor. Sol iç boşluğunda doğrudan doğruya kaleye giden bir top. Ettore için kolay bir top. Galatasaray bu pozisyonu iyi değerlendirememiş oldu. Veya aşırdı. Küçük Bülent. Hodol Fofana'yı kaçırmaya çalışıyor. Büyük Savaş Fofana mücadelesinde. Veya, Veya, Ferhat, Puel, Sonor vuruyor. Out. Sonor görüntüde. Sanju'yu tutmakla görevliydi. Sanju 20. dakikada kaçıyordu. O dakikadan sonra da oyun disiplininden koptu.
ve Galatasaray Kalesi'ne geliyor sık sık. Yine Sonor. Taç. Semih kullanacak taç atışını. Bekazi. Sonor mücadelesinde top Ferhat tarafından kapıldı. Şimdi Bea. Fofana'ya doğru atıyor. Küçük Bülent Bravo. Amaros. Şimdi Puel. Yine Sonor. Ferhat çizgi kenarında ona bıraktı. Semih kovalıyor. Ve kaptı topu İsmail ama kimse yok attığı yerde. Batiston ve Tori. Hodul. Ferhat boş pozisyonda. Semih geldi. Semih son hareketinde başarılı, ortayı yaptırmadı. Korner. Fofana korner atışını kullanıyor. Kafayla çıkardı Büyük Savaş. Batiston. Yine Büyük Savaş. Ve yine Büyük Savaş. Valeri. Batiston. Monaco takımı boşluk bulamadı. Galatasaray yarı sahasına gelecek. Döndü. Kalecisine bir geri pas. Kendi seyircisi tarafından ıslıklanıyor. Fofana İsmail mücadelesi var. Muhammed aldı. Amaros müdahale etti. Şimdi Hodul. Amaros'un önüne bıraktı. Ferhat. Ve küçük Bülent karşıladı. Hodul çok tehlikeli. Simovic bırakmadı kornere. Bravo Simovic. Şu ana kadar Simovic görevini fazlasıyla yaptı. Takımın en başarılısı, ilk dakikalarda özellikle yaptığı kurtarışlarla takıma moral kazandırdı. Sonra Tanju çıktı sahneye, attı golünü ve Galatasaray'ı 1-0 galip oynatıyor. Bu arada Puel sokuluyor. Sonor, Semih ve top dışarıda, out. Yusuf kullanıyor. Tanju'dan çekti. Muhammed. Bekazi'ye doğru. Semih. Tanju dokunamıyor. Puel. Sonor. Ferhat. Ve faul var. Yusuf'un Cüneyd'in hareketinde. Hodul topun başında. Ve aha doğru kafayla karşılayan Cüneyt. Bekazi'ye faul yapıldı ama hayır diyor. Bekazi rakibinin topa yükselmesine engel oldu herhalde. Dieter Pauli'nin yorumu. Hodul yine topun başında. Hodul oyuna girdikten sonra attığı paslarla gerçekten etkili olmaya başladı. Uğur çıkardı. Semih ve top out'a gidiyor. Bırakmadı Simovic. Bu arada yerde yatmakta olan arkadaşını görünce Semih topu dışarı atmak istedi ama hemen taşıtçı kullanıldı. Fofana, Simovic çıktı. Mükemmel bir hareket. Hodul geliyordu. Başarıyla bir
ayak müdahalesi tehlikeyi savuşturdu. Korner atışını Saraj kullanacak. Bu el vurdu. Kafayla çıkarıyoruz. Amaros, Patikson, Yusuf, Uğur'dan önce Patikson ve Galatasaray savunmasını rahatlatıyor Patikson. Fransız milli takımında yıllarca oynadı. Karşılaşmanın 78. dakikasına geldik ve Galatasaray 1-0 önde oynuyor. Puel, Sonor, Büyük Savaş, Rekazi'den Uğur'a, Uğur'dan da bir çalım, boş alana kaçırdı topu, Savaş'a bıraktı. Büyük Savaş yeniden müdahale etti. Uğur offside durumunda. Patikson kullandı. Hodl. Sonor. Muhammed kovalıyor Sonor'u. Ferhat ortaladı. İsmail çıkardı. Patikson'dan önce Rekazi. Uğur ve Tanju'ya bir uzun top. Yetişmesi zor. Patikson kalecisini bir an korkuttu. Seyirciyi de korkuttu tabii. Tehlikeli bir geri pasla. Amaros. Fofana. Küçük Bülent karşılayamadı. Fofana. Oyun devam ediyor. Dieter Pauli. Bu bir penaltı iğnesi dedi. Oyna dedi ama bu tür tehlikeler her an Avrupa sahalarında çok acısını çektik. Oralara kadar sokmamak lazım tehlikeyi. Seraç ortalıyor. Ve Veah'ın kafa vuruşu nerede? Dışarıda. Tanju. Büyük Savaş. Büyük Savaş. Kulen karşıladı. Yusuf'un hareketini faul olarak değerlendirdi. Dieter Pauli. Yine dikkatli kalesinde. Amaros topun başında. Tehlikeli bir dakika kalemiz için. Sert bir orta ve savunma çıkarıyor Yusuf. Hodl. Hodl çeviremedi. Saç. Monaco'nun Sonor. Muhammed hemen arkasında. Bırakmadı Muhammed saç. Sonor kullanacak. Ve doğrudan doğruya dışarı çıkıyor. Out. İkinci yarının 35. dakikası. Artık son 10 dakika içindeyiz. Galatasaray Tanju'nun 20. dakikada attığı golle Monaco'da 1-0 galip oynuyor. Valeri kullandı. Patikson. Amaros boşta. Tekrar Patikson. Ferhat. Muhammed karşısında onu geçti. Şimdi Büyük Savaş karşılamaya hazırlanıyor. İkinci çalım. Ve dışarı giden bir top. Ferhat görüntüde. İkinci yarıda Hodl'un oyuna girmesiyle o çizgi kenarına geçti. İkinci yarıda daha başarılı hareketler yapıyordu takımı hesabına. Uğur çektirdi Tanju. İsmail karşıladılar. Hodl
Amaros sokuluyor. Fofana Bülent karşısında. Yusuf karşıladı ve başarılı bir hareket Sanju'dan. Sonor Hodol Semih karşıladı. Uğur Muhammed Uğur ve yerde Uğur. Yerde Uğur ancak faulle durdurabildiler. Semih kullanacak. Bu arada ikinci yarıda Prekazi çok tutup görünüyor. Galatasaray'ın bir yerde biraz mahkum oynamasının sebebi de o. Prekazi çok topu oyalayabilen bir futbolcu. İkinci yarıda top alamadı. Fofana şimdi Hodl ve kaleci Ettore'ye geri pas. Prekazi görünmeye başladı sahada. Biraz önce Sonor'un önünden topu geldi. Matisson. Matisson şimdi uzun vurdu. Sonor. Bravo Semih. Sonor sürekli atakta orada. Semih yalnız kalıyor. Çünkü Ferhat da o kanaldan atak yapıyor. Hodul'dan sonra Monaco atağa devam ediyor. İsmail karşıladı. Amaros. Ve rakibe çarptırdı topu. Out. Bu ele çarpan top out'a gitti. Bu arada Yusuf sakatlığını tedavi ettiriyordu. Simovic kullandı atışı. Sanju'dan sekti. Uğur. Uğur İsmail. Bir güzel çalım. Amaros yerde. İsmail'in ortası. Çevirdiler. Fuel. Hodol'u geçti. Veya Muhammed. İsmail. Rekazi boş. Ve Taç. Uğur Amaros karşıladı. Küçük Bülent Fofana mücadelesi var. Taç Monaco lehine. Odul'dan önce Cüneyt. Bir taç daha. Artık son 5 dakikaya girdik. 40. dakika. Ve Galatasaray 1-0 önde. Fofana. Uğur Bülent faul. Amaros serbest atışı kullanacak. Galatasaray bütün hatlarıyla savunmaya çekildi bu tehlikeli atışta. Güney çıkarıyor. Sonra Bülent. Ferhat'tan topu söken Büyük Savaş. Aldı Büyük Savaş. Bir de çalım. Rekazi sağda boş. Savaş iki kişi tarafından şu anda kontrol alınmış durumda ve taç. Büyük Savaş geriye savunmadaki görevine dönüyor. Valeri'den Amaros'a, ondan Fofana'ya. Bülent dokundu ve taça geldi topu. Amaros kullanacak. Fofana Bülent mücadelesinde faul. Bülent rakibini itti. Amaros kullandı.
Veya Savaş, Puel ve Galatasaray'ı yine rahatlatan bir vuruş. Bu arada Tekazi Metin oyuna giriyor. İsmail çıkıyor. İsmail biraz önce işaret etmişti. Sanıyorum bir problemi var. Böylece Galatasaray'da ilk oyuncu değişiklik hakkını kullanıyor. Fofana, Muhammed geldi. Hemen kullandı Fofana, Amaros. Hodl. Fofana. Simović rahat bir top. Galatasaray atağı var. Batiston önledi. Amaros. Büyük savaş kaptı. Rekazi. Ama büyük savaş pozisyonu kovalamadı. Kaleci Ettore'de. Ve top dışarı çıkıyor, korner. Beraz kullanacak korner açısını. Son 2 dakika Beraz kullandı. Kafayla çıkarıyor bir savaş. Metin şimdi Prekazi atak yapmak istedi, topu açınca Batiston karşıladı. Fofana, küçük Bülent ve Muhammed mükemmel bir güzel hareket daha. Rekazi boşaldı mı? Offside. Rekazi'yi bir an boş bıraktılar ama offside. Evet, artık son dakika ilk maç için son dakika ve Galatasaray 1-0 önde. Tanju'nun golüyle 1-0 önde. Rakip sahada Monaco'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final yolu için hakikaten büyük avantaj. Bir uzun top. Rahat bir top Yusuf karşılıyor. Puel, Ferac dolduruyor. Simović çıktı başarılı. Simović çıktı başarılı. Ve şimdi Sonor, Ferac, Yusuf bir kez daha geliyor. Artık son dakika. Monaco bütün atlarıyla geliyor. Ne yaparsam hiç olmazsa beraberlik koparayım diyor kendi sahamda. Ve Güneş'ten başarılı hareket. Amaros vurdu. Top dışarı gidiyor. Korner. Yusuf'a çarpan top kornere gidiyor. Ve artık gözler hakem Peter Pauli'de. Hodl kullandı ateşi. Topun dışarıdan geldiğini işaret ediyor. Yan hakem evet, out. Out bu tehlikede geçti. Artık son dakika. Son dakika ve Galatasaray 1-0 önde. 15 gün sonra Köln'e biraz daha huzurlu, biraz daha mutlu gideceğiz. İnşallah ve bir Türk takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayabilecek mi? Neden olmasın? Uğur, son dakikalar. Sonor, Hodl, Yusuf ve top bir kez daha uzakta, kalenizden, tehlikeden uzakta. Sonor kullandı, Hodl. Batiston dolduruyor. Küçük Bülent. Fofana korkunç bir faul. Bu faul örnek gösterilecek bir faul. Ve Simović yerde doğrudan doğruya Simović'e yapılan bir hareket. Bu arada Peter Pauli karşılaşmayı da bitirdi. Faulün yapıldığı an maçın da bitiş anı oldu. Evet sayın seyirciler, mutlu bir gece. Galatasaray Monaco'da, Monaco karşısında 1-0 galip. Kralının attığı golle 1-0 galip. İşte son pozisyonu izliyoruz. Ve Galatasaraylılar sevinç içindeler. Simović'in tedavisi yapılıyor.
mutluluk içindeler. Taraftarlar mutlu, tribünlerde Galatasaray ve Türk bayrakları, Avrupa sahalarında artık Türk futbolu, Türk futbolunun rüzgarı esiyor.